Canlar Gıda'nın katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Bana Zeynel'im, kollar boynuma dola dola Zeynel'im. Zeynel'im, Zeynel'im, bala bala Zeynel'im, kollar boynuma dola dola bala Zeynel'im, kollar boynuma dola dola Zeynel'im. Zeynel'im, Zeynel'im, bala bala Zeynel'im, kollar boynuma dola dola Zeynel'im. Evet sevgili izleyiciler, şu an İstanbul'dan Bandırma istikametine gidiyoruz. Bandırma'dan bizden bir engelimize tekerlekli sandalye istemişlerdi. Onu kargo edecektik. Sinop dönüşü kargo ederiz demiştik. Ama Bandırma'da bulunan Sinoplu iş adamımız Hamit Çelik telefonla görüştük. İlle gelmemizi söyledi. Onu da bir ziyaret edelim. Hem engellimize de mağdurumuza da arabasını teslim edelim dedik. Şimdi feribotla Yalova'ya geçeceğiz. Oradan Bandırma'ya devam edeceğiz. Bu güzellikleri görmüşken de sizler için biraz görüntüler alalım dedik. Evet, bu arabayı da Avusturya Vitis'te bulunan sevgili Mehmet Ün abim, senin arabana kargo etmedik. Elimizde götürüp vereceğiz. Ve bekleyin, geliyorum inşallah Ramazan ayında Almanya ve Avusturya'da olacağım. Yine tekrar sizlerle de görüşeceğiz. Evet, buradan Avusturya'da Avusturya Avrupa sponsorumuz Cengiz Örnekalı olmak üzere Avusturya'da bulunan bütün dostlarımıza saygı, sevgi, selam olsun. Ve Avusturya sorumlumuz sevgili Ümit Ayar, sevgili kardeşim eşi Seyhan Ayar, size de buradan saygı, sevgi, selamlar göndermiş olalım. Ve İnşallah şu an bir hafta içinde 5 tane akülü araba, 3 tane manuel araba vermiş oluyoruz. Almanya'dan ve Avusturya'ya geçeceğim. Ramazan ayında da inşallah gelince 6 tane daha engellimizin raporu var. Onlar da sizlerin katkılarıyla, yardımlarıyla, vereceğiniz fitre paralarınızla onları da alıp mağdur muhtaçlarımıza inşallah teslim edeceğiz. Bayramda engellilerimizde sevindirmiş olacağız. Evet, bizi izlemeye devam edin. Şimdi kameraman Salih Yılmaz Yüksel ve Mustafa'yı taktım kola, çıktık yola. İnşallah Bandırma'da vereceğiz mola. Güzel görüntüler görüntüleyelim dedik. Siz bizi izleyen bütün saygılı, sevgili olan, gönlü güzel olan kula. Evet, ekran başında bizi izleyen herkese tekrar saygı, sevgi, selam gönderirken görüntüler sizler için. Haydi bakalım, bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyiciler, şu an Bandırma'dayız. Bizden bir engelli
araç talep olmuştu. Burada da bir Sinoplu iş adamımız Hamit Çelik'in burada olduğunu biliyorduk zaten. Kendisiyle istişare edelim dedik. Arabayı kargoya vermeyelim. Hem Hamit ağamızın bir yemeğini yiyelim, çayını içelim, bir ziyaret edelim dedik. Eski dostlar unutulmaz derler. Biz zaten hiç unutmadık. Her zaman kalbimizin, gönlümüzün köşesinde yeri olan Sinoplu iş adamımız Hamit Çelik. Çekmeköy'de çelikler sönmezler, verdiği sözden dönmezler diye bir slogan da yaratmıştım. Çorumlu, Kastamonu, Sinoplu birçok sivil toplum örgütlerine de yıllarca maddi anlamda çok büyük destekler veren Hamit Çelik. Bandırma'da düzeni kurmuş, yola gelen giden versin mola, güzel hizmet bizde her gelen kula diyor, sonumuzda hayırlı ola. Hamit ağam seni gördüm, gerçekten çok sevindim. İyi de gördüm, sağlık saat yerinde maşallah, düzen de iyi. Ofisin 10 numara, tam merkezi bir yerde. Şimdi etrafından da görüntüler alacağız. Hamit Çelik ne yapıyor, nasıl? Önce hayırlı işler, bol güneşler dileyin. Mikrofonu vereyim. Gönlünde, yüreğinde özel güzel ne varsa aktarmanı istiyorum. Şimdi tabii ki Çekmeköy'de yıllardır Çekmeköy'ü yıktık, yaptık. Tabii ki Çekmeköy'de bir 10 yıl bir kulüp başkanlığımız var bu dönemde. Aynı zamanda kulüp başkanımız, aynı zamanda Siyat Genel Başkan Vekilliği yaptık bir dönem. Ve Çekmeköy'de yıllardır müteahhitlik yapıyoruz. Evet, belediye başkan adayı olduk Demokrat Parti'nin tabii ki. Ve Çekmeköy'ü yıktık, yine yaptık. İnşallah tabii ki Çekmeköy yıllardır güzel projeler yaptık. Şimdi Bandırma'da tekrar güzel projeler yapacağız hayırlısıyla. Yapmış olduğumuz şu an Çekmeköy'de hemen hemen 600 konut. Şimdi burada Bandırma'da şu an hedefimiz 2000 konut. Şu an aldığımız proje 500 konutluk. Ve bunun sırasında iş merkezi, okul projemiz var burada. 1000-1500'lük özel okul projemiz var şu an. Devam ediyor projelerimiz. Şu an Bandırma tabii ki çok güzel bir kentimiz. Aynı zamanda burası sanayi imarlı olan bir bölgemiz. Ve turizmi geniş olan bir bölgemiz. Sahil kenarımız. O yüzden burası Bandırma'ya biz 3 yıl önce tabii geldik buraya, fizibilite çalışmaları yaptık. 3,5 yıl önce pardon. Geldik fizibilite çalışmalarımızın sonucunda burada bir yatırım yapacağımızı düşündük. Ve 3 yılda burada şirketimizi kurduk. Ve Şubat ayında düğmeye bastık. Şubat ayından bugüne kadar işte aldığımız gayrimenkuller var. Atıyorum 500 bin metrekare yer aldık, arazi aldık. Ve şu an arazide çok büyük rakamlar rakamlar güzel oldu fiyatları. İşte aldığımız 3 bin liralık yerler şu an oldu 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira. Yani bu şekilde yatırımlarımızı burada devam ediyoruz inşaat konusunda. Bandırma böyle güzel bir yer. O yüzden bizim yaptığımız çalışmalarda güzel gidiyor şu an. Şu an yatırımlar Ali Ağlı, işte Anadolu Grubu, Koçlar, Sabancılar, bayağı firmalar burada şu an. O yüzden burada şey var, güneş rüzgarları var. Burada acayip fabrikalar var, Banvit var, diğer fabrikalar var. Çok buraya acayip bir yatırımlar var. O yüzden Bandırma'ya şu 2 yıl sonra... Yani yatırım yapmak isteyenler de öneriyorsunuz Bandırma. Tabii 2 yıl sonra zaten Bandırma uçacak. Yani nasıl Çekmeköy'ü ben daha önce söylemiştim, Ahmet Işıkar'ın bir lafı bizi hepimizi kurtardı diye. Şimdi Bandırma'da öyle. Şimdi sanayisiyle, iş adamıyla şu an buraya acayip bir yoğunluk var. Şimdi uçağımız var, Bandırma tam deniz uçağımız var. İşte feribotlarımız var, her saat, 2 saatte, 3 saatte bir kalkıyor. İşte atıyorum tren istasyonumuz var. Burada her şeyimiz var. Tek buraya sadece yatırımcıların gelmesi önemli olan. Biz geldik, arkadaşlarımızı da bekliyoruz yatırım için. Evet. Yani Hamit ağam, yatırım yapmak istiyorsan oynama sakın borsa, varız, eğer yastığın altında biraz paran varsa, alacaksan inşaat yapı ya da arsa, hemen Hamit Çelik inşaat yapı, her gelene açık kapı, burada yatırım yapan yutma sapı yani. Şimdi ben son 3 aydır Almanya, Avrupa'da, Avusturya, Fransa'ya da gittim, kısa bir olsa da. Gurbetçilerimizin ağzı yanmış bazı şeylerden. O kompasanlardan, şundan bundan. Şimdi yatırım yapacaksan diyor, birebir kendin yapacaksın diyor. Böyle yerlerde Balıkesirliler de var Almanya'da, Afyonlular var Avusturya'da. Şimdi bu gurbetçilerimiz yatırım yapmak istiyorsa Hamit Çelik'i ararsalar, tapularını anında alırlar. Daire, çiftlik gibi yani arsa, tarla almak isterlerse Hamit Çelik'i bulsunlar. Tabii. Evet sevgili izleyiciler, Zeynel Parmaksız bulursanız Hamit Çelik'i zaten bulursunuz. Avusturya'da bulunan sevgili Avrupa'da sorumlumuz, Avusturya sorumlumuz Ümit Ayar, sevgili Ümit, Mehmet Evci, Afyon'un abim, buradan saygı, sevgi, selam gönderiyorum. Ve Şenol Ayar, Sedat Ayar, Cemalettin Kaya,
geliyorum inşallah 16'sında Almanya, oradan Avusturya'ya dolanacağım. Evet sevgili Mehmet Ün abim bir manuel araba demişti. Onu da biz Bandırma'ya getirdik. Bizden talep eden abimize onu ulaştırdık, gönderdik. Allah razı olsun diyoruz. Bir kere daha teşekkür ediyoruz. Almanya'da İsmail Koca, Muharrem Çakaloğlu, Muhammed Türk geldi Dortmund ve Mesut Sabancı, az kaldı 16'sında oradayım. Hepinize buradan saygı, sevgi, selam gönderirken Almanya'da, Avrupa'da, Avusturya'da, nerede olursa olsun Fransa'da eğer Bandırma bölgesinde yatırım yapmak için arsa, inşaat, yapı, ev ne istiyorsanız Hamit Çelik'i arayabilirsiniz. Hamit Çelik'e ulaşmak çok basit, bir telefonla da size yakın. Şair Zeynel Parmaksız 0534 767 5757 ya da Salih İlmaz Yüksel Türkiye sorumlumuz 0530 881 0257 Salih İlmaz Yüksel'den de ulaşabilirsiniz. Hamit Çelik kendi ofis telefonlarını da verebilir. Hamit Çelik'in Zeynel Parmaksız'da çok emeği var, çok hakkı var, çok paralar nasip oldu, çok sponsorlar oldu. O yine sponsor olur zaten bize. Hamit abi ben İhtiyarlamışım, gözlük takmayınca göremiyorum. Evet, Hamit Çelik'e ulaşmak istiyorsanız Bandırma'da 0266 714 0800. Evet, 0266 714 0800'den ulaşabiliyorsunuz Hamit Çelik. Evet, gayrimenkul dedi mi akla Hamit Çelik gelir. Peki Hamit Çelik ağam, İstanbul'da Çekmeköy'de ya da Sinop durağında Uzunöz'de kimleriniz varsa bizim aracılığımızda, biz bir de kim nerede ne yapıyor ekranda dostları, kısım akrabaları buluşturuyoruz. Birbirlerine selam göndertiyoruz. Buradan kimlere selam göndereceğiz? Şimdi burada tabii İstanbul Çekmeköy'deki dostlarımıza buradan saygı sevgilerimi iletiyorum. Ve Boyabat'taki diğer otobüs firmalarına otogarımız ve orada bir AVM'miz var tabii ki. Oradaki arkadaşlarımıza, oradaki kiracı arkadaşlarımıza hepsine saygı sevgilerimi iletirim lütfen. Aleykümselam onların adına. Evet, Sinop Boyabat'a çok süper bir otogar yaptı. Yapıştet devlet modelinden 29 yıllığına Boyabat otogarda Hamit Çelik Agam'ın orada amiri, memuru, müdürleri de var, elemanları var. Bir Sinop Boyabat, bir Bandırma, bir İstanbul üçgeninde gidiyor geliyor. Yani Hamit Çelik bir ay 30 gün çekiyor, sefer 60 yapıyor, aba yatıyor, şu an Bandırma'da yatıyor. Hem ticarette ticaret, hem yaşama yaşam atıyor. Biz sana hayırlı işler, bol güneşler diliyoruz. İlgi alakana da çok teşekkür ediyoruz. Çok, Allah'a ısmarladık diyoruz. En gelişmiş yapılarda biz burada hizmet vermekteyiz. Evet. Full otomasyon. Evet. Tabii daha çok sanayi bölgesi, tabii gelenler burada 1+1 daireler, 2+1 daireler özellikle çok çalışmalarımız var. Krediye uygun ve lüks dairelerimiz. Tabii kredili de uygun, çok uygun zaten. Bütün şeyler öyle. Lüks daireler, bizim dairelerimiz hepsi lüks zaten. Full otomasyon dediğim gibi, yani akıllı binalar. Çiftlik olacak gibi böyle mesela Bandırma'nın dışında yatırım için ileri yatırım, tarla, arsa, İleri dönük tarla ve çiftlik yatırımları düşünenler için bizim Bandırma en geniş yerlere sahip zaten. Özellikle hayvancılık burada çok fazla ilerlemiş durumda. Küçük baş olsun, büyük baş hayvancılık olsun. Eğer büyük şehirlerden veya da başka yerlerden yatırımcılar bize geldiklerinde biz onlara yer tavsiye ediyoruz. Onların altyapılarını hazırlıyoruz burada gayrimenkul olarak. Bütün her hizmetine hazır bir şekilde hazırlayıp kendilerine sunuyoruz. Hiçbir zorlukla karşılaşmıyorlar yani. Bütün altyapı hizmetlerini biz sunuyoruz. Her türlü imkanını, kolaylıkla sunuyorsun. Memleket kralı. Memleketim İzmir. Fakat ben 30-40 senedir Bandırma'da ikamet ediyorum. Anladım. Evet, kameraya buradan İzmir'de bulunan Smakra duvarında, bizim aracılığımızda da bir en azından selam göndermiş olduk. Tabii İzmir'de annem, kardeşlerim var, diğer dayım çocukları var. Onların hepsinde ve tüm arkadaşlarım selam gönderiyorum. Aleyküm selam diyoruz. Evet, İzmir'de bizi izleyen ekran başında kim varsa tüm izleyicilerimize de buradan saygı, sevgi, selam göndermiş olalım. Biz de buraya
Vizyon Türk Televizyonu Yöremiz Töremiz programı olarak 6. yıla doğru gidiyoruz. Son 3 yıldır engellilerimize yönelik bizim bir sosyal projemiz var. Dün Sinop, Kastamonu, İstanbul, Derince akülü araçlarımızı verdik. Buradan da bize bir talep olmuştu. Hamit Çelik'in de burada olduğunu duyunca basket kargoyla ne uğraşıyorsun, bir yemeğimi yersin dedi. Sağ olsun, ben de çoktan beri görüşmedik. Bir yılı geçti sanırım. Çok iyi oldu. Geldiğim kendisini de iyi gördüm. Sizinle de tanıştım. Memnun oldum. Size kolay gelsin. Hayırlı işler, bol güneşler diliyorum. Her pazar Yöremiz Töremiz programı, her pazar sabah kahvaltısı yaparken saat 10-13 arası izleyin ki kanamasın bu garip şairin yarası diyorum. Evet sevgili izleyiciler, Bandırma'dan bir kere daha sizlere saygı, sevgi, selam gönderiyoruz. Allah'a ısmarladık diyoruz. Biz sepet kolumuza gidiyoruz, İstanbul'a doğru yolumuza. Haydi bakalım. Şahinoğlu grubun katkılarıyla Yöremiz Töremiz sona erdi.